Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle mutlu bir evlilik için aşık olmak gerekiyor mu, bu yeterli mi? Bunun üzerine konuşacağız. Aslında mutlu bir evlilik için flört dönemine, hatta flört döneminin öncesi olan arkadaşlık dönemine çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum bir aile ve çift danışmanı ve uzman klinik psikolog olarak. Çünkü genelde flört dönemi ya da arkadaşlık döneminde sürekli olarak geleceğe bakılıyor. Yani arkadaşken diyorlar ki biz ne zaman flört edeceğiz, biz ne zaman bir arada olacağız. Bu arkadaşlık sürecini yıpratabiliyor. Ya da flört dönemindeyken biz ne zaman söz nişan yapacağız, ne zaman ilişkimizi, birlikteliğimizi daha ileriye taşıyacağız şeklinde sürekli bir geleceğe odaklanma durumu söz konusu. Bunu yapmak yerine içinde bulunduğunuz anı yaşamak, aynı zamanda birbirinizi tanımaya odaklanmak en sağlıklı olanıdır. Peki ilişki içerisinde birbirini tanımaktan kastım nedir? Öncelikle kendimizi tanımak çok önemli. Beklentilerimizi tanımak çok önemli. İlişkide ne istiyorum, ne istemiyorum? Karşımdaki kişiye karşı ne hissediyorum? İçinde bulunduğum ilişki, durum bir mantık birlikteliği mi? Yoksa gerçekten duygusal olarak bir şeyler hissediyor muyum karşı tarafa karşı? Bir önceki ilişkim eğer sağlıksızsa, o ilişki şu anda içinde bulunduğum ilişkiyi nasıl etkiliyor? Bazı çağrışımlar var mı? Bunlara dikkat etmek önemli ve aynı zamanda da karşı tarafı tanırken acele etmemek, tanımak istediğimiz özellikleri değil de genel olarak odaklanmak ve kendi beklentilerimizle karşı taraftaki kişinin kişilik özellikleri, onun beklentilerini soru cevap şeklinde kendimizde bir analiz etmek önemli. Evet, aşık olmak elbette önemli. Flört ederken ya da o aşkın içinde kendimizi hissetmek, karşı tarafa duyduğumuz heyecan, tutku, bunlar tabii ki de çok önemli noktalar. Ama bunlardan öteye kendimizi ve karşı tarafı çok iyi tanıyabilmek önemlidir. Uzun ilişkilerin sırrı aslında kendini ve karşı tarafı çok iyi tanımak, beklentileri ve içinde bulunduğun durumu sağlıklı bir düzeye getirmektir. Evet, bugün sizlerle mutlu bir evlilik, mutlu bir ilişki için sadece aşık olmak yeterli mi? Bunun üzerine konuştuk kısaca. Sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Randevu ve bilgi almak isterseniz de numaralarımız mevcut. Mutlu bir evlilik için aslında aşık olmaktan ziyade o kişiyle geçirdiğim vakitten zevk alıyor muyum? Onunla birlikteyken her şeyin, her anın tadını çıkarabiliyor muyum? Beklentilerim ve içinde bulunduğum durum birbirine çok zıt değilse, birbiriyle çatışmıyorsa ve o kişi yanımdayken iyi hissediyorsam, güven duygusu tamsa, ona güvenebiliyorsam eğer karşı tarafa, karşı taraf da bana güvenebiliyorsa, arada sevgi, samimiyet, bakın sevgi çok önemlidir. Sevgi, aşk çok hızlı bir duygudur. Bazen gelip geçicidir, tutkudur çünkü. Ama sevgi demek hani gerçekten sağlıklı bir şekilde sevmenin başlangıcı aslında. Yani ben karşımdaki kişiyi sabit bir şekilde, stabil bir şekilde, belli bir düzeyde seviyorum. Bu uzun sürer, ömür boyu devam eden ve sevgi zamanlı olan bir şey. Kişiyle vakit geçiriyoruz, onu tanımaya başlıyoruz. Hani bazen büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla başlayan evlilikte sevgi zamanla oturmaya başlıyor. Burada da yine dediğim gibi tabii ki içinde bulunduğun durum çok önemli, beklentilerin çok önemli. Neyi hissedip neyi hissetmediğini bilmek çok önemli. Karşı tarafla oturup şöyle iki sohbet edebiliyorsan ya da birlikte vakit geçirdiğinde mutluysan, onunla paylaşımların çoksa, özellikle duygusal paylaşımlardan bahsediyorum. Mesela çok yüksek seviyorumdur ben ama karşı taraf biraz daha böyle sevgisinin içinde yaşayan birisidir. Yani ilişkide her şeyin dengeli olması gerekiyor. Sadece aşık olmak yeterli değil kısaca. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.